yüreğinde vatan millet bayrak sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan güzel Armancı'nın güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz 3 gündür Bursa'dayım. Benim Bursalı olduğumu biliyor musunuz? Bursa kızımın ismini aldığı, İpek'in ismini aldığı şehirdir. Eşimin doğduğu, büyüdüğü şehirdir. Dolayısıyla benim şehrimdir. Hemşehrilerimin hepsine bir kez daha yürek dolusu selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu seçimlerde Bursa'da büyük bir başarı yakaladık. Sevgili Mustafa Bozbey her iki oydan birini aldı. Çok sayıda ilçede çok yüksek oy oranlarıyla seçildik. Elbette ki Bursa nüfusunun yanında 6300 nüfuslu Armancık'ın toplam seçmendeki yeri yüzdesel olarak çok küçük. Ama Armancık'ın bizim açımızdan psikolojik üstünlük açısından dağdaki bir ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınmasının getirdiği moral açısından değeri çok yüksek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Armancık zaman zaman bizim kazandığımız son 50 yılının 16 yılında emeğimizin olduğu, bizim belediye başkanlarımızın eserler kazandırdığı, bizim belediyemiz seçilmediğinde bir duraklamanın, bir gerilemenin yaşandığı bir çok kıymetli ilçemiz. Bu sefer Armancık'ı aldık. Armancık'ın ileri gitme zamanı geldi. Ama bu sefer öyle böyle bir ilerleme istemiyoruz. Niye? Çünkü iki şeye güveniyoruz. Bir tanesi, çok yaşa. Siz de görün. Bir tanesi meslektaşım Erkan Aydın, Dağdel'in eski başkanı Dağdel'in evladı. Türkiye'nin en büyük 5. ilçesinin Osman Gazi'nin belediye başkanı oldu. Armancık ve dağdaki, Armancık dışındaki 3 ilçemiz kendisine emanet, evladınıza emanetsiniz. Diğer yandan Mustafa Bozbey bu seçimde sadece şehrin oyuyla, CHP'lilerin oyuyla değil, şehrin de oyunu alarak, dağın da oyunu alarak, CHP'lilerin yanında tüm Bursa'dan oy alarak seçildi. Armancık Mustafa Bozbey'e de emanetti. Çünkü dağdaki herkesin şunu görmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çalışkan insanların, dürüst insanların, sağ gelsin, sağ gelsin teyze. Gel teyze böyle yanına. Güneş gerçi burası ama gel. Gel annem sen. Gönlü öyle istemiş gelsin. Sabah 9'dan beri bekliyormuş. 9'dan beri bekliyormuş. Gel annem benim. Kaç yaşındasın? 84. Ne yapacağız saçını? Tamam. Dur. Konuşmayı yapayım seninle konuş. Tamam. Tamam. Şimdi dağdaki herkesin bu şu bilince varmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dürüst, çalışkan insanların siyaset yaptığı bir parti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları kendini, yakınlarını değil, memleketlerini, illerini, ilçelerini düşünür. Buraya yapılacak hizmetlerle buradaki insanların önce iyi ki CHP'ye oy vermişim. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını seçmişim demesi, iyi ki büyükşehir CHP'de demesi lazım.
diğer ilçelere de katkı sağlamamız lazım. Ama bir hedefimiz var. Harmancı'yı öyle bir noktaya getireceğiz ki 5 yılın sonunda gelecek sene seçimlerde Harmancık'la birlikte dağdaki 4 ilçemizi birden Orhan'ı, Büyük Orhan'ı ve Keles'i Harmancık'la birlikte kazanacağız. Keles ne zaman, Büyük Orhan ne zaman, Orhan eli ne zaman kazanılacak? Görün, Türkiye'de kazanacak, Türkiye'de kazanılacak, herkesin de yüzü gülecek. Özellikle bugüne kadar geçen sene seçimlerde dediler ki efendim CHP'ye oy vermeyin. Evet, yoksulsunuz, açsınız, sıkıntınız çok, işsizlik var, güvencesizlik var ama oyu bize vermelisiniz. CHP gelirse onlar efendim ezanı susturacaklar. Onlar bayrağı indirecekler. Onlar yapma abi, yapmayın. Yuğlamanız için söylemiyorum. Bir derdimi anlatmak için söylüyorum ben. Onlar bayrağı indirecekler dediler. Onlar vatanı böldürecekler dediler. Onlar ezanı susturacaklar dediler. Bakın, bir yıl sonra seçim yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da 2 oydan birini aldı. Türkiye'de %38 oy aldı. Türkiye'nin birinci partisi oldu. Nasıl oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye İttifakı'nı kurarak oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi Atatürk'ten aldığı emanetin, Atatürk milliyetçiliğinin neferleridir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimselerden ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra önce milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak en ufak hakkı yoktur. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti kendisi de gazi olan, bu memleket için ölümü göze almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 cihana Türkiye'nin tapu senedi Lozan'ı kabul ettiren İsmet Paşa'nın, Kıbrıs'ın Fatih'i, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına, Ege'nin senin sularına milliyetçiliği yazan Karaoğlan'ın partisidir. Bu parti gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir. 47 yıldır birinci parti olmadığımız halde bizi bir arada tutan şey para, menfaat olmadığı için, bizi bir arada tutan şey vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi olduğu için dimdik ayaktayız, yıkılmadık ve yeniden Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey'le, Devlet Bey'le onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Kimlik kavgası yapmayız. Biz onlarla vereceğimiz kavga emeklinin, en düşük emekli maaşının, emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır. Asgari ücretin kavgasıdır. Çiftçilerin kavgasıdır. Çiftçilerin kavgasıdır. Esnafın kavgasıdır. İşte o günden bugüne parti seçimden beri her ay ve dün açıklanan anketlerde de 3 firmada birden
her ay farkı açarak birinci parti olma özelliğini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil, yüz güldürmek için, zenginlik getirmek için geliyor. Buraya geldiniz, toplandınız. Ben böyle bir kalabalık Armancı'nın nüfusuna bakınca ben burada kapıda 50 kişi içeride bir tebrik ziyareti planlamışken neredeyse bütün Armancık burada. Sizi gördüğüme, sizinle bir araya geldiğime çok çok memnunum. Özellikle oradaki annelerime el sallıyorum. Armancık'ın güzel kadınlarına, canım annelerime el sallıyorum. Ellerinizi öpüyorum. Dün bayrağı indirecek dedikleri bugün bu memleketin menfaatini en çok savunanlardır. Dün ezanı dindirecek dediler. Dün cuma namazında Ulu Cami'de cemaatin yarısıyla kucaklaştık, selamlaştık, fotoğraf çektiler. Büyük bir memnuniyet duydular. Herkes şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne camiyle sorunu vardır, ne camideki insanların inancına karışır, ne Alevi'nin inancıyla, ibadetiyle sorunu vardır. Cemevi de bizimdir, cami de bizimdir. Her inanca inanan kişi başımızın tacıdır. Biz bu ülkeyi hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun bir bütün olarak seviyoruz. Ve biz bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak Harmancı'yı kucaklıyoruz. Büyük Orhan'ı kucaklıyoruz. Orhan Emin'i kucaklıyoruz. Keskin'i kucaklıyoruz. Keles'i kucaklıyoruz. Biz bir olacağız. Birlikte olacağız. İyi günde, kötü günde birlikte olacağız. Buraya daha önce rahmetli Baykal 23 yıl önce geçerken uğramış. Ben bugün buraya geldim ama önümüzdeki dönem bu dağa çok daha fazla geleceğiz. Misafiriniz olacağız. Çayınızı, kahvenizi içeceğiz. Ve inanın ki artık daha birilerinin oy deposu olmaktan çıktı. Burası artık hakkını arayanların, alnının terinin karşılığını isteyenlerin, ürettiği ürünün karşılığını almak isteyenlerin ve burası birbirine gönlünü açmış insanların ilçesidir, ilçeleridir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her zaman yanınızda olacak, arkanızda olacak. İki belediye başkan adayımız, belediye başkanımızla birlikte sizi bir kez daha selamlıyoruz. Sizleri onlara emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.